Merhabalar. Bir Fintech İstanbul yayınına daha hoş geldiniz. Ben Celal Cündoğlu. Bugün bu yayınımızı Insha Ventures'la birlikte yapıyoruz ve çağrımızda bizimle birlikte Insha Ventures'dan Hasan Sami Bayansar ve Kimlik Basit'ten Mert Ağacan var. Ben sözü hemen kendilerine vereyim, kendilerini tanıtmaları için hoş geldiniz diyorum. Merhabalar Celal Bey, size de Fintech İstanbul ailesine de şimdiden gün 24'ün sağlıklı ve huzurlu, mutlu geçmesini temenni ederiz. Ben deniz Hasan Sami Bayansar, bir Albaraka Türk Katılım Bankası iştiraki olan Insha Ventures Genel Müdürüyüm. Fintech kurucu Fintech olarak hizmet vermekteyiz. Merhabalar. Mert Bey, sizden alalım bir tanıtımda. Çok memnun olduk. Teşekkür ederiz bugünkü davetiniz için. Benim ismim de Mert Ağacan. Insha Ventures bünyesinde satış ve büyümeden sorumlu direktör olarak görev yapıyorum. Bahsettiğiniz gibi direkt sorumlu olduğum ürünümüz Kimlik Basit. Bir regülasyon teknolojileri ürünü olarak sektörde önemli bir hizmet veriyoruz. Elbette bir venture builder olmanın getirisiyle farklı şapkalarla da Insha Ventures bünyesinde görevler almaktayım. Çok güzel. Peki. O zaman sohbetimize biz Hasan Bey'le başlayalım. Hasan Bey bize Insha Ventures'ın faaliyet alanını anlatarak başlar mısınız? Tabii ki Celal Bey. Insha Ventures aslında inovasyon ve finansal alandaki inovasyonları tetikleyen, takip eden güçlü işbirlikleriyle bu alandaki teknolojileri ve dolayısıyla fintech kavramı etrafındaki girişimleri destekleyen bir girişim kurucu girişim. Biz öncelikle Albaraka Türk Bankası'nın bünyesindeki ürün ve hizmetler, akabinde gerek fintech ekosistemindeki, inovasyon ekosistemindeki fintech oyuncularıyla, startuplarla birlikte bu girişimleri hayata geçirmeye ve onları daha hızlı başarıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada gerek bankanın getirdiği finansal güç, müşteri kapasitesi, şube dağıtımı gibi alanları kullanmaya çalışıyoruz. Gerek teknoloji alanındaki paydaşlarımız ve startup alanındaki yine Albaraka Türk'ün bir diğer girişimi olan portföy yönetimle beraber finansal anlamda da startupları ve fintechleri desteklemeye çalışıyoruz. Biraz da detay özele inecek olursak aslında biz fintechleri fikir aşamasından projelendirme, MVP aşaması, akabinde onların müşterilerle buluşması, müşterilere ihtiyaçlarına göre eğer pivot etmesi gerekiyorsa pivot etmesi, ya da hızlı bir büyüme sağlayabiliyorsa satış organizasyonunun, pazarlama organizasyonunun kurulması, işbirleriyle bu yeni fikirlerin üzerine eklenmesi, yeni özelliklerin üzerine eklenmesi vesilesiyle hızlı bir büyüme patikası sağlamaya çalışıyoruz. Kaç Akabinde senesinde eğer bu kurulmuştu inşa? inşa 2017'de aslında temelleri atılıyor. Banka içinde bir departman olarak atılıyor. 2020 yılında pandeminin başlarında diyelim ya da ortalarında spin-off yapıyor. Yani Albaraka departmanı bir şirkete çeviriyor. Insha Ventures anonim şirket olarak. Bünyedeki 7-8 tane fintech bu şirkete devrediliyor. Akabinde biz de içeride birkaç tane girişimi hayata geçirdik. Dolayısıyla yaklaşık 3,5 yıldır hizmet veriyoruz ama artı bir 3-4 yıllık içerideki deneyimi var. Bayağı deneyim. Demin ben de araya girdim. Siz tam şey anlatıyordunuz. Detayda yaptığınız girişimler için işleri anlatıyordunuz. İsterseniz onu tamamlayın. Teşekkür ederim. Biz fintechler belirli bir olgunluğa eriştiğinde ve kendi özelindeki, kendi DNA'larına göre belirli olgunluğa eriştiğinde eğer bir kuruşun kurucu fikir babası varsa bu ürünle alakalı ya da bir ekip oluştuysa bu ekibe de hisse devri yaparak
girişimci, kurum içi girişimciyi ya da dışarıdaki bir girişimciyi hisse sahibi yaparak spin-off yapmak istiyoruz. Dolayısıyla fikir aşamasından spin-off aşamasına varana kadar bütün süreçlerde gerek ürün geliştirme, gerek fikir doğrulama, gerek satış pazarlama, strateji organizasyonu, İK organizasyonu gibi işletmeye dair ihtiyaçlarını karşılamada ve akabinde yatırım süreçlerinde de yine ekosistemdeki kardeş şirketlerden venture capital aracılığıyla ya da ilişki içerisinde olduğumuz diğer güçlü partnerlerimizle beraber bu girişimin ihtiyaç duyduğu finansı da sağlayarak, yatırımı da sağlamaya çalışarak sağlıklı bir şekilde ve hızlı bir şekilde fintech ekosistemine bir oyuncu olarak sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bir başka deyişle aslında tohum aşamasından genç fidan ve olgunlaşmaya yakın bir ağaç aşamasına kadar fintechleri desteklemeye, büyütmeye çalışıyoruz. Anladım. Fintechlere kattığınız değer net. Biraz örnekler verir misiniz? Hangi girişimler var? Hangi aşamalardalar bu bahsettiğiniz seviyelerde? Yani 3,5 artı 3,5 toplam 7 yıllık güzel de bir tecrübe oluşmuş durumda. Biraz örneklerseniz daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Tabii ki burada aslında fintech malumunuz farklı dikeyler var. Ödemeler, açık bankacılık, dijital bankacılık. Biz burada şimdilik 4 dikeyde faaliyet gösteriyoruz. Bir tanesi ödemeler kategorisi. Bu ödemeler kategorisinde 5 farklı ürünümüz var. Bunlardan bazıları MVP'yi yeni geçmiş diyebiliriz. Bazıları olgunluk seviyesini yaşıyor. Mesela olgunluk seviyesine yaklaşan diyelim Alnio. Bir cep POS ürünü, cep telefonlarından tahsilat yapmasını sağlayan firmaların, şahısların bir uygulama. Orada ekosistem paydaşlarımızdan çeşitli ödeme kuruluşlarıyla çalışıyoruz. Aslında biz bir ödeme kuruluşu hizmetini temsilci olarak veriyoruz. Dolayısıyla bir cep telefonu teknolojisi. Bu çok hızlı şubelerin marifetiyle diyelim, çok hızlı büyüdü, çok hızlı güzel rakamlara ulaştı. İşte geçtiğimiz hafta aylık 1 milyarı kutladık. Dolayısıyla Albaraka Türk'ün bu satış ağını gerçekten ciddi anlamda kullanabilmiş olduk. Bir diğer yandan Semosis isimli bir ürünümüz var. Yine bir örnek, bir kurum içi girişimcilik fikri projesi Albaraka Türk tarafından destekleniyor. Daha sonra biz inşa ventures olarak fikri eser mülkiyet haklarına devralarak bu ürünü yine ekosistemdeki partnerlerimizle beraber belli bir noktaya getirdik. Evet, senet, elektronik senet aslında Semosis. Senet deyince biraz daha niş bir alan gibi duruyor ama orada biraz daha borç alacak ilişkisini düzenlemeye gelince konu özellikle enflasyonun böyle yüksek olduğu dönemlerde ya da kredi kartı harcamalarının belirli zorluklarla karşılaştığı dönemde insanların yeni tip bir borç alacak bir ödeme aracı ihtiyacı oluyor. Bu noktaya bir çözüm üretmiş olduk. Dolayısıyla burada da bir ürünümüz var. Bu ürünü de yazılım geliştirmek, işte kurum içi girişimci bir arkadaşımızın fikrini aldık, üzerine projelendirdik, hayata geçirdik, Albaraka Türk müşterilerine sunduk. Şimdi başka bankalarla anlaşmak üzereyiz. Bu da başka bir fintech. Açık bankacılık tarafında Flag isimli bir ürünümüz var. Flight aslında tam bir API pazar yeri. Açık bankacılığın kalbinde olmak istediğimiz bir ürün. Burası çeşitli finansal kuruluşların, lisanslı finansal kuruluşların, kim bunlar? Bankalar, ödeme kuruluşları, sigorta şirketleri, aracı kurumlar. Bu kurumların kendi imkanlarıyla sunduğu API teknolojilerini biz bir sandbox ortamında birleştirdik. Bunun yanına teknoloji katmanını ekledik. Bu nedir? Altyapıdan işte dijital asistan gibi, OCR, MC gibi katma değerli birkaç servis ekleyebiliriz. Teknoloji katmanında da startupların ya da kurumsal girişimcilik yapmak isteyen kurumların ihtiyaçlarına çözüm olabilecek bütün API'leri tek bir platformda birleştirdik. Bu ne sağladı? Ne sağlıyor startuplara ya da kurumsal girişimlere? Aslında tek bir muhataplık,
sağlıyor. Tek bir platformdan istediği kadar API'yi, bu EPAR API'leri olabilir, KYC API'leri olabilir, bankacılık API'leri olabilir ki burada yine çalıştığımız Albaraka dışında bankalar var. Dolayısıyla aslında çok popüler bir kavram malumunuz servis modeli bankacılığı. Henüz emarelerini yaşamadık ama 2024'te eminiz ki faaliyete geçecektir. BDDK bu konuda izinleri verecektir. Aslında servis modeli bankacılığına yakın bir çözüm sunuyoruz. Bunun gibi birkaç tane daha örnek var. Ben süremizi efektif kullanmak adına. Dolayısıyla biz bu ürünleri planlarken şunun çok farkındayız. Bunu özellikle söylemek istiyorum Celal Bey. Evet, bir banka girişimiyiz ama sonuçta ekosistemde çok daha kıymetli fikirler var, insanlar var, kurumlar var. Dolayısıyla biz bu ekosistemi birlikte inşa etmek istiyorsak bu konuda işbirliklerini çok önemsiyoruz. Ödeme kuruluşlarının birçoğuyla çok yakın sözleşmeli, anlaşmalı işbirliği içerisindeyiz. Bankalarla, startuplarla, otoritelerle, yani dolayısıyla biz açık bir şekilde inşa ventures olarak, girişim kurucu bir fintech olarak fintech sektörünün büyümesini böyle güçlü işbirlikleriyle desteklemek istiyoruz. Peki, bu sizin girişimlerinizden bir tanesi olan Kipik Basit'ten Mert Bey de var aramızda, bir regülasyon teknolojileri alanında onların fikirleri, çalışmaları var. Mert Bey, birazcık hani genel olarak Türkiye'de regülasyon teknolojisini nasıl değerlendiriyorsunuz, onu merak ediyorum. Ben geçmiş işlerimde oldukça yakın çalışma durumunda kaldım ödeme sistemleri alanında. Yani Insure Ventures'ın dikeylerinden bir tanesi olan ödemelerde. Ve düzenleyicilerimizin dünyada olup bitenle çok yakın olduklarını, yakından takip ettiklerini gördüm. Ancak bunun RegTech'e nasıl evrildiğini birebir yaşayan, tecrübe olarak yaşayan sizlerden de duymak isterim. Biraz bundan bahseder misiniz? Elbette. Memnuniyetle. Aslında bildiğiniz üzere regülasyonlar doğası gereği teknolojiyi takip ediyorlar. Teknolojinin ardından düzenleniyorlar. Bununla beraber elbette regülasyonlar gerçekleştikten sonra da yeni teknolojiler geliştirmek için alanlar açılıyor. Aslında gördüğümüz birbirini besleyen bir süreç var ortada. Şimdi günün gerekliliklerini de düşündüğümüzde işlemlerin hızlı ve etkin yönetimi için dijitalleşen süreçler ve işlemlerin otomatize olması önem taşıyor regülasyon teknolojileri açısından. Açıkçası son dönemde hem otomasyon yani yapay zeka ile gerçekleştirilen işlemler yavaş yavaş öne açılıyor. Hem de dijitalleşme tarafında bir yaygınlaşma görüyoruz. Örneğin uzaktan müşteri edinimi başlığına e-para ve ödeme kuruluşlarının dahil edilmesi son dönemde bizi çok heyecanlandıran konuların başına geliyor. Diğer taraftan da yani günümüzde çok önemli hale gelen verilerin güvenliği ve gizlilik konuları da dijitalleşme ile birlikte çok daha önemli hale gelmeye başladı. Bu noktada regüle edilmiş bir ortamda bir kullanıcının işlemleri gerçekleştirmesi, örneğin bir finansal işlemini çok daha güvenli bir platformda sağlaması, bu alanda emek harcayan hem geliştiricileri hem de regülatörleri, sizin dediğiniz, ilettiğiniz gibi birlikte çalışmaya ve sektörü şekillendirmeye yönlendiriyor. Bu anlamda son dönemde özellikle hem sektör oyuncularının hem de regülatörlerin adımlar attığını gözlemliyoruz. Bu da çok mutluluk verici açıkçası. Kimlik Basit ne yapıyor peki bu konuda? Biraz da ondan bahseder misiniz? Elbette. Şimdi aslında Kimlik Basit olarak biz bir standart prosedürü, fiziksel ortamda gerçekleşen bir hizmeti, bir işlemi uzaktan ve tamamen dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Bunu tabii ki bir güvenli formatta, güvenli bir platformda sunuyoruz.
tırnak içinde söylüyorum, bir konvansiyonel hizmet aslında bu yapılan. Bir bankaya müşteri olma süreci örneğin. Bunun çok daha hızlı, çok daha kolay ve uygun işlem maliyetleriyle tamamlanmasını sağlıyoruz. Bizim müşteri portföyümüz açısından baktığımızda da hem daha kurumsal, nispeten büyük ölçekli kurumlardan bankalar, portföy yönetim şirketleri, e-para kuruluşları, keza son dönemde özellikle kripto borsaları ve elbette ki fintechlere kadar oldukça çeşitli bir müşteri kitlemiz var. Müşterilerimize özellikle bahsettiğim üzere bu dijital güvenli platformda birçok işlemi yapmasını sağlıyoruz. Tabii ayrıştığımız noktalarda söz konusu. Şöyle ki oldukça üstün, teknolojik açıdan gelişmiş bir platformumuz var. Tabii Hasan Bey'in de bahsettiği gibi bu ürünü Insha Ventures bünyesinde önemli bir bankacılık ve finansal birikimle birlikte sağlıyoruz. Bu bizim çok önemli bir artımız. Tabii iş ortaklarımız, müşterilerimiz kısıtlı kaynağa sahip olabiliyorlar. Bahsettiğim üzere hepsi çok büyük yapılarda değiller. Dolayısıyla hem zaman hem insan gücü konularındaki bu kısıtlı kaynağını nasıl yönetebileceğimizi birlikte değerlendirip olabildiğince esnek, butik bir hizmet vermeye çalışıyoruz müşterilerimize. Bu işlemlerin ötesinde bulut barındırma hizmetimiz ve partnerlerimiz üzerinden AML araçları gibi çevreleyen hizmetlerle beraber bir paket çözüm olarak sunabiliyoruz. Evet. Buyurun. Hasan Bey, Insha Ventures'ın bir girişiminin böyle ete kemiğe bürünüyor olması çok sevindirici olsa gerek, değil mi? Farklı farklı yavruları büyüdüğünü görmek. Siz biraz evvel tohum, fidan metaforunu kullandınız ama. Kimlik Basit aslında şu an genç bir fidan aşamasına gelmek üzere. Özellikle Mert Bey'in de bahsettiği konvansiyonel işlerin dijitalleşmesi alanında başta tabii ki bankalar olmak üzere, genelde bankalardır Türkiye'de teknolojinin ilk kullanıcıları diyelim ya da en güvenli kullanıcıları. İster istemez burada insanların kimlik tanıma süreçleriyle alakalı ciddi bir potansiyel var. Evet. Türkiye satışını düşündüğümüzde ki globalde bu rakamlar çok daha yüksek. Evet. Bizim açımızdan tabii ki mutluluk verici olan sizin de söylediğiniz gibi girişimimizin belli bir portföye ulaşıyor olması, belirli hizmet müşterilerle ve ekosistem paydaşlarıyla çözüm üretiyor olması ve bir ekonomik büyüklük oluşturabiliyor olması bizim de aslında fintech kurucu, fintech olarak biraz doğru yolda olduğumuzu bize de geri bildirim olarak iletiyor diyebilirim. Evet. Önümüzdeki dönemde bu biraz önce bahsettiğim spin-off işte şirketleşme süreci için işte ilk adaylarımızdan bir tanesi diyebiliriz Kimlik Basit için. Dolayısıyla burada başlı başına bünyeden ayrılarak hizmet verebilme kapasitesine ulaşmasını istiyoruz bütün ürünlerimizde. Kimlik Basit için de böyle bir yol haritamız var. Peki bu aşamada biraz da Venture Builder kavramından bahseder misiniz? Hem kavramı anlayalım hem de Insha ne yapıyor bu konularda? Onu konuşalım lütfen. Evet, tabii ki. Memnuniyetle. Burada aslında Türkiye'de siz de tecrübenizle bu konuda belki açılımda bulunabilirsiniz. Çok fazla Venture Builder kavramı yaygınlaşmadı. Biraz biz ilklerden olduğumuz iddia ediyoruz 2020'li yılların başında. Globalde örnekler var. İşte Avrupa'da, Amerika'da. Aslında Venture Builder ne yapar? Venture Capital'dan farklı olarak girişim sermayelerinden ya da işte private equity'lerden farklı olarak girişimi, ben şöyle bir metafor kullanıyorum, elini çamura bular. İşte biraz o sahaya iner. O girişimin doğru partnerlerle, doğru iş ortaklarıyla, doğru müşteri kitlesiyle ulaşması için, buluşması için çeşitli faaliyetleri kendi yürütür. Ama bir süre sonra asıl amaç bu
girişimin kendi başına ayaklar üstünde durabilmesi için gerekli ortamı sağlamasıdır. İşte bu finansal kaynak en başta tabii ki, gerekli insan kaynağı, gerekli strateji desteği, gerekli saha satış, pazarlama organizasyonu, mevzuat ve hukuk desteği, operasyonel destek gibi özellikle startupların bir fikri gelen startup'ın, bir girişimin ya da kurumsal bir girişimcinin, burasını özellikle vurgulayıyorum çünkü Türkiye'de kurumlarımız da girişimcilik anlamında oldukça farklı fikirler ve modeller üretiyorlar. Venture Builder hem startuplara hem kurumsal girişimcilere fikirlerini çok hızlı hayata geçebilmesini sağlayan olanaklar tanımaya çalışır. Bu nedir? Merkezi operasyon süreçleri, merkezi satın alma, merkezi insan kaynağı organizasyonu, merkezi pazarlama ve satış aklının organizasyonun üretilmesi. Ama girişimci ya da kurumsal girişimci fikre odaklansın, ürüne odaklansın. Çünkü kıymetli olan fikir, onun hayata geçmesi. Takdir edersiniz ki yani girişimci ürünle ilgilenirken bir yandan işte ekip devşirmek zorundadır, bir yandan para bulmak zorundadır, bir yandan operasyon yapmak zorundadır, bir yandan işte hukuk ve mevzuat gelişmelerini takip etmek zorundadır. Biz aslında girişimciyi tamamen fikrine odaklanmasını sağlamaya çalışıyoruz ki geri kalan kısımları geçici süreyle, bir yıl, iki yıl artık doğası ne kadarsa girişimin ölçekleme aşamasına geçtiği süreçte bu süreçleri biz takip edelim. Biz onlar adına yürütelim. Bunun karşılığı olarak da aslında bakarsanız bir hisse almak değil, bu girişimin büyüme aşamasındaki yolculuğuna eşlik etmekten tabii ki bir finansal çıktı için ama özellikle başarılı olmasını sağlamak, o değerlemeye ulaşmak, global ölçekte yarışmasını sağlamaya çalışmak. Türkiye'de biz ilklerdeniz diyoruz. Çeşitli bankalarımız, güzide kurumlar bu konuda inisiyatifler almaya, şirketler kurmaya başladılar. Bu da bir anlamda bizi sevindiriyor. Dediğim gibi özetleyecek olursam biz girişimciye al sana işte örnek veriyorum 100 lira ya da 100 bin lira bir girişim sermayesi ne yapıyorsan yap değil de tamam 100 bin lira kolay ama nasıl büyüteceğiz? İşte neye ihtiyaç var? Kaç kişiye ihtiyaç var? Hangi regülasyona uyumlu? Acaba fikir doğru mu? Bir de belki fikri bir doğrulayalım. İşte bu işi yapabileceğimiz, hızlı büyütebileceğimiz partnerler varsa onlarla işbirliği yapalım gibi dediğim gibi biraz da elimizi çamura buladığımız bir kavram bence biliyordur. Biz de bu anlamda süreci desteklemek adına bu döngüyü desteklemek adına bir girişim sermayesi yatırım fonu kurduk ve sadece girişimlerin finansal ihtiyaçları için değil, özellikle o büyüme yolculuğundaki farklı finansal ihtiyaçlarını da desteklemek adına kurduk. Zaten birden fazla portföy yönetim şirketi ve işte özel sermaye grupları yatırımlar yapıyorlar ama biz o kaynağı, o finansal kaynağı da, kendi ürettiğimiz finansal kaynağı da yine girişimlerle daha anlamlı paylaşmak, daha efektif paylaşmak üzere bir fon da kurduk. Dolayısıyla Venture Builder kavramını Türkiye'de hep vurguladığım iş ortaklarımızla beraber daha doğru bir zeminde, daha başarılı ve daha uygulanabilir bir zeminde uygulamaya çalışıyoruz. Çok güzel. Onu soracaktım size. Daha Kasım ayında duyurduğunuz bir şeydi. Hedeflerini de anlamış olduk. İnşa GSYF'nin. Başarılar dilerim. Mert Bey gene size döneyim. 2023 nasıl geçti Kimlik Basit için? Neler hedeflemiştiniz? Neler oldu? 2024'ü nasıl görüyorsunuz? Hedefleriniz açısından biraz bahseder misiniz? Elbette. Aslında çok keyifli geçti. Biraz önce Hasan Bey'in de ifade ettiği gibi biz hem kendi ürünlerimiz açısından baktığımızda bir venture builder gibi davranıyoruz. Hem de müşterilerimiz tarafında çeşitli hizmetler bütünü sunarak müşterilerimize onların münferit olarak hayatta kalmaları zor olan ortamı biraz daha regüle ederek daha kurumsal bir yapı çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2023 bu anlamda rakamsal olarak büyüdüğümüz bir yıl oldu. Yeni müşterilerimizi aslında kattık.
hem de bazı referans olarak kabul edebileceğimiz büyük müşterilerimizin canlıya geçiş süreçlerini tamamladık. Çok güzel. Bununla birlikte birincil pazar olarak söyleyebileceğim bankalardan fintechlere, kripto platformlarına kadar olan geniş müşteri kitlesinde farklı sektörlerden müşteriler elde ederek de yeni ihtiyaçlar tabii ortaya çıktı. Bu ihtiyaçları ürünümüze entegre ettik ve gelişme sağladığımızı söyleyebilirim. Öte taraftan bankacılık tarafı biraz önce yine atıfta bulunduğunuz üzere teknolojinin çok da kullanıldığı, burada daha güvenli olarak yeni teknolojilerin kullanıldığı bir alan olarak bizim regülasyon teknolojisi KYC tarafında ciddi bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz. Bugün baktığınızda yılda 5 milyonun üzerinde kişi bankalara uzaktan başvuru ile müşteri oluyor. Başvurularının %50'si civarında bir başarı oranı var. Bu 2021 yılında %20 civarındaydı. Böyle söyleyebilirim. Ve toplam müşterilere baktığınızda 1/3'ünden fazlası uzaktan müşteri edinimiyle gerçekleşiyor. Muazzam bir rakam. 2021 yılında da 1/10 seviyelerindeydi. Dolayısıyla trendin giderek yükseldiğini, burada insanların alışkanlıklarının değiştiğini, bankalara fiziksel olarak gitmektense uzaktan, evlerinden, fiziksel bağımlılığı olmadan işlemlerini yapabilmelerinin giderek arttığını düşünüyoruz. Bizim için tabii çok önemli bir sektör ama diğer sektörlerde 2024 yılı için hedeflerimizin arasında biz bu teknolojinin farklı alanlarda da kullanılacağını, önemli katma değerler sağlayacağını düşünüyoruz. Turizm, seyahat, ulaşım gibi sektörler. Bunun yanında mutlaka ve mutlaka yurt dışı pazarlarda önümüzdeki yıllarda hedefimiz de olacak. Çok güzel. Peki regülasyon teknolojilerinin 2024 ve ötesinde nasıl gelişeceğini bekliyorsunuz? Yani ürün de yerinde durmayacak, regülasyon da yerinde durmayacak. Dijitalleşme bütün gücüyle devam ederken yeni imkanlar da sağlanması gerekecek. Kısa vadede neler bekliyor bizi? Aslında söylediğiniz çok doğru. Hiçbir şekilde durmuyor. Burada yeni ihtiyaçlar, büyük işlemler, bahsettiğim gibi yapay zeka ile doğrulamaların daha yoğun, biraz buzzword oldu aslında yapay zeka, ama yoğun olarak kullanılmaya başlandığını göreceğimizi düşünüyoruz. Özellikle tabii regülasyonun izin verdiği ölçüde içeri alınan müşterilerin çeşitli işlemlerde limit arttırma, şifre yenileme gibi farklı işlemleri için bu teknolojinin daha yaygın kullanılmasını bekliyoruz. Regülasyon da bu manada bu tarafa doğru bir yönelimi var. Öte taraftan tabii çok daha pürüzsüz bir kullanıcı deneyimi sunma gibi çabamız var biz teknoloji üreticilerinin. Farklı bir alan, kriptoda biliyorsunuz bir regülasyon beklentisi var. Doğru. Yılın ilk çeyreğinde olarak konuşuluyor. Bu alanda KYC ve AML teknolojilerinin yine ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Ve bir de yine biraz önce bahsettiğiniz açık bankacılık ve servis bankacılığı perspektifinde bu hizmetlerin yaygınlaşması ile yine orada da bir sektörün gittiği yere baktığınızda yapıların, algılarımızın değiştiğini görüyoruz. Çeşitli finansal hizmetlerin asıl işi finans olmayan kuruluşlar tarafından yapılabilmesi mümkün hale geliyor. Hı hı. Bu da tabii müşteri sahipliği ve kullanıcı verisi, kullanıcı datasını önemli hale getiriyor. Bu doğrultuda da kurumların kendi müşterilerini elde etmeleri, bunun için KYC süreçlerini tasarlamaları önem arz edecek. Önümüzdeki yıllarda kısa dönemde aslında bunları göreceğimizi düşünüyoruz. Çok iş var yani diyorsunuz. Aynen.
Harika, harika. Peki Hasan Bey, sizinle kapatalım o zaman. Sizden de bir 2023 değerlendirmesi alalım. Ne kadar büyüdü Insha Ventures? Sizin 2024 beklentileriniz nelerdir? Bunları da konuşalım ve toparlayalım. Çok teşekkürler. 2023 tabii ki anmamız gerekir. Kötü başladık. 6 Şubat Kahramanmaraş depremleriyle. Maalesef. Yani maalesef. Dolayısıyla orada bir moral bozukluğuyla başladık millet olarak, ülke olarak. Ama ekonomik anlamda da ister istemez enflasyonun getirdiği, işte yeni konjonktürün getirdiği bazı zorluklar da oldu. Özellikle Merkez Bankası'nın son dönemdeki faiz artışları ve kredi kartı harcamalarının yönetilmesiyle alakalı ister istemez çalkantılı bir yıl diyebiliriz ödemeler sektörü açısından. Tabii ki rakamlar hep yukarı yönlü gitti ama burada Ocak 2023'teki hayaller, hedefler belli ölçülerde tutuldu, belli ölçülerde aşıldı. O yüzden doğrusal bir gelişimden bahsedemiyoruz. Fakat toparlayacak olursak en temelde tabii ki finansal açıdan güzel bir kapanış oldu. Bu anlamda 2023'te bizim en çok işin finansal tarafından ziyade ekosistemdeki paydaşlarımızla geliştirdiğimiz işbirlikleri ve regülatörlerle yapılan görüşmeler neticesinde gelişen bazı işbirliği fırsatları ister istemez bizim açımızdan da doğru sonuçlar, doğru çözümler, doğru paydaşlar getirdi diyebiliriz. İşte fonun kurulması bizim tarafta bir fon kurulma. İşte bu spin-off süreçlerinin biraz daha hızlanması. İster istemez operasyonel anlamda da, regülasyonel anlamda da sonuçlar, çıktılar aldığımız bir yıl oldu. 2024 için genel beklentimiz tabii ki artık biz toplamda 3,5 yıllık resmi olarak bir şirketiz. Çıktılarını almaya başladığımız, meyvelerini toplamaya başladığımız, işte en başta kullandığımız o metafordaki bazı ağaçlarımız meyve vermeye başlasın. biz o meyveleri toplayalım, paydaşlarımızla paylaşalım. 2024'te bunları daha çok konuşacağız kendi açımızdan. Daha çok spin-off duyurmak istiyoruz. Venture Builder hep konuştuğumuz o kavramdaki artık bu oldu, bu ürün ayakları üstünde durabilir. Dolayısıyla bu yıl şirketleşme hedeflerimiz var. Ekipleri ayırma, ekiplere pay dağıtma, ekiplerle beraber, paydaşlarla beraber biraz daha kulvarları ayırıp hızlanma hedeflerimiz var. Bir de tabii regülasyonun getireceği özellikle servis modeli bankacılık, açık bankacılık alanındaki regülasyonların hareketlilik kazandıracağını düşünüyoruz. Bu anlamda da bizim hem hazırlıklarımız var, gerek Albaraka Türk olarak, gerek inşa olarak. Bu alanda da ciddi bir hareketlilik bekliyoruz. Yani yapılan anlaşmalar, işte iş planları 2024'te ciddi anlamda belki farklı iş modellerini daha fazla konuşuyor olacağız. Dolayısıyla 2024'te heyecanla bekliyoruz. Umarız tabii ki ülkemiz için, tüm insanlık için sağlıklı, huzurlu ve felaketlerin olmadığı bir şekilde geçer 2024. O yüzden umutluyuz her zaman olduğu gibi. Umudu hiçbir zaman Evet. kaybetmiyoruz. Peki. Valla toparlayacak olursak ben de şunu söyleyeyim. Yani dünya hızlıca dijitalleşirken ülkemizde de bu dijitalleşmeye katkıda bulunmak, yerli yerinde liderlik etmek, yakalamak, her ne olursa olsun bunlar için gereken parçaların bir araya gelmesini sağlayan Insha Ventures gibi girişimlerin bulunuyor olması çok umut verici, çok sevindirici ve bu artık bir başlangıç değil, dediğiniz gibi meyve toplayacak noktaya gelmiş bir çalışma. Dolayısıyla oldukça ümit verici. Ben 2024'ün sizler için iş başarılarıyla dolu olmasını da dilerim. Hepinize sağlıklı yıllar dilerim. Görüşmek Çok teşekkür üzere. ederiz. Biz de mutlu sağlıklı yıllar dileriz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz Ceren Bey.